Merhaba dostlarım ben Serdar ve e, hoş geldiniz. Neye? Aa sen neden öylesin ya? Buraya geç ha. <laughs> hoş geldiniz. Aa tuşa bastım. Evet. E, kontraband polisi hoş geldiniz. Acaristan'da yeni bir gün yeni bir gazetemiz var. Gazetem gazete aynı mı yoksa? Herkes için iş. Tamam bunu yaptık zaten. O zaman mektubu okuyacağız. Evet bakalım kimi şey yaptık. Britka kömür madenindeki bir yeraltı tünelinin sabah saatlerine çökmesi sonucu en az 5 madenci hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri göçük altında kalan 12 kişiyi kurtarmaya çalışıyor. Ayrıca çevre köylerden binden fazla kişi de mağdurların yardımına koştu. Şu anda trajedinin kesin nedenleri bilinmiyor. Bakın hocam bunun sorumlusu ben değilim. Bunun sorumlusu başka devlet birimleridir. Demek ki bizim güzel devletimizin bazı birimlerinde çalışmayan kişiler var bizim gibi çalışmıyorlar. Bak biz hak ettiğimiz gibi işin, işimizin hakkını veriyoruz yani. 4PQ hala gelmemiş. Konşimento kontrol edilecek, teknik kontrol yapılacak. Gereksiz meslekler, artist, öğretmen, gazeteci, e, Azerbaycan'da normal bir gün. Burası biraz daha böyle Kafkasya veya Orta Batı Asya gibi falan duruyor. Acaristan'ın yer aldığı yer, yer aldığı konum. Evet hocam. Sağ olasın. Çık bakalım sen oradan. PQ değil, 4 PQ değil. Evet hocam kontrol inceleme bitmeli sa sa sakin ol. Kaçma. Se e Sevda Anagulyev, Sevda Anagulyev e bakalım pasaport numarası e şey yapıyor. Bitiş tarihi 8 Mayıs 81, 10 Temmuz 81 orada da sıkıntı yok. Fotoğraf, fotoğraf aynı. Ee, Konşmenton yok zaten erkek kralından geliyorsun ee, Yani şöyle bir şeye bakacağız Şimdi izninle önce e, inik tekerlere e, bakıyorum İnik teker var bir tane inik teker var Camın kırık değil Aa bir tanesi kırık Aa iki tanesi kırık ee, Eksik aynalar sanki bir tane var gibi Ön arka sağlam bir tane karoser eksik Arızalı karoser bir tane burada var Evet. Ee, hocam geçiyorsun. Zaten yani dur sen iş neydi dur. Sevda Anagoliev artist. Eyvah be hocam ya. 12 Ekim 81. Ya hocam ya. Sen iyi bir sanatçıymışsın. Zaten belli arabanı da çok şey yapamamışsın. Bakamamışsın. Geçiremiyoruz. Çok özür dilerim. Yani şey sanatçıya. Ee, sanatçı fazlalığımız var yani. Çok sanatçımız var. Onlar da artık böyle başka ülkelere yaymak istiyorlar o sanatlarını. O yüzden geçiremiyoruz. İnşallah kusursuzdur. Kusursuzluğa 160 alacağız. Su çok iyi olacak. Selam hocam. 4PQ değil. Ne oluyor lan? Ha, durdu adam oradan rastgele geçmiş. Ver bakalım onu. Kusursuz. Hocam çık dışarı çık dışarı dışarı dışarı. Acarasındaki siyasi yorum hakkında makale yazıyorsun ha. Dünyanın orada. Aa sen gazetecisin o zaman. Ee, kontrol ediyoruz. Aynen sen zaten gazetecisin. Giriş yönetmenliklerinden şey yapıyorsun. Bakalım ad soyad. E... Ee, Said Gançimek. Said Gançimek. Said Gançimek. <laughs> orada bir sıkıntı yok. Şöyle kontrol ediyoruz. Eşleşti 25 Ağustos Aa, bitiş tarihinden de gitti. Hocam madem gazetecisin azıcık daha dikkatli ol ya. Allah Allah. Conchimenton'da bir şey yok zaten. Ee, şimdi teker teker şeyleri kontrol edeceğiz. Burası tamam burası tamam. İlk arızalı karoser. Şöyle çabucak bakıyorum. Karoserde bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Hocam şey yapardık ama. Bir sen gazetecisini içeriye alamıyoruz. Bir de iki bitiş tarihi şey değil. Uymuyor yok. Ay birleri çok bir şeye çok fena alerji yaptım. Gümrükten sorunlu geçmeye çalışanlara çok fena alerjim var arkadaşlar. Şey olmuyor. Alerji yapıyorum olmuyor. Sen 4 PQ değildin. Sen 4 PQ değildin. Sen 4 PQ değilsin. Evet. Sağ olasın hocam çık bakalım. Bu hükümet tamamen kafa yedi. Daha önce tiyatro gösteri yapıyordum. Bugün ise... Kusursuz inceleme de az önce. Kusursuz. Güzel. 160 dolar geldi. Bugün ne yaptığını bir türlü anlayamadık ama olsun. Şimdi. Valentin Novikov. Valentin Novikov. Okey. Acaristanlısın zaten sen. Ee, şöyle kontrol ediyoruz. 11 Haziran 81, 4 Mayıs 81. Ee, Konçumenton'da 7 valiz var diyor. Ee, bitiş tarihine baktık. Pasaport numarasına e, v 69 5 sk 0 v 69 5 sk 0 Giriş yönetmeliklerinde bir sıkıntı yok. Fotoğrafa bakalım. Okey bu sensin. Şimdi teker bit bir tane inik tekerlek iki tane yok bu inik değil iki inik teker oğlum arka lastiklerine baksana böyle saçma araba mı olur aynalar evet bir tane aynan yok senin onu buraya yazıyoruz senin sıkıntın neydi sıkıntı yok acayistanlısın zaten Allah no vikov valenti e tamam geç Aaa konşimento 1 2 3 4 5 6 Aa yok 7 oh be 7 şey var 7 bavulu var iyi sıkıntı yok Gel bakalım hocam Senin plakan yok oo Demem tampon yok Kusursuz inceleme güzel İyi günler dostum dışarı alalım sizi Tabii ki çıkıyorum aferin Aslan parçalar sizce Şöyle tipine baktım tamam Aa sen şeyden gidiyorsun zaten. Fotoğraftan gidiyorsun. Miroslav Igonin. Miroslav Igonin. <laughs> Acaristan'dan gelmişsin zaten. Orada bir sıkıntı yok. Bunlar eşleşti. 26 Ekim. 21 Aralık 81. Orada bir sıkıntı yok. Ee, bakacağız. Giriş yönetmeliklerinde bir sıkıntı olmayacak zaten. Ee, buna dikkatli ol. Tamam kardeşim sakin ol ya. Sana bir şey mi yaptık? Bir dakika Ne? Ha, bir kilo özel, Bir çamaşır makinesi bir gübre. İyi hocam. Kaldır şunları. Hiçbir sıkıntı, sıkıntı yok ya. Bugün bunda mı geçireceğiz? Ee, baştan kontrol ediyorum. at soyatta bir sıkıntı. Çıkmadı Miroslav Igonin. Aa dur bir dakika. Miroslav Igorin. Yo aynısı evet. Igorin. Miroslav Igorin. Allah Allah. Neyse güzel iyi geçiyorsun. Aferin size. İyi günler dostum. Görüşürüz. Hadi bakalım. Şimdi şüpheli araba geliyor. Çünkü ön plakası yok. Arka plakan ne senin? Aha 4PQ. Gel bakalım. Sürücü geri çevrilmeli. Aa ne oldu? Neden? Fotoğraf. Aa fotoğraftan çaktı. Tabii ki ya. Tabii ki fotoğraftan çaktı ya. Aha ilk başarısızlığımız. Partinin gençlere iş bulması, yardım etmek istemesi güzel bir şey. Oğlum bugün inşaatta iş buluyor. Ya 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 tabii tabii. Gel gel gel. Sen şey yap. Böyle yağlamalarla olmaz. Öperim. Böyle yağlamalarla olmaz. Geç bakalım sen şuraya. Şöyle Alexej, Alexej Boyko, Boyko. Aceristan'da 25 Aralık 80 hiçbir sıkıntı görmüyor. Hadi şunu da kontrol etmiş olayım. Hadi eşleşmiş olsun. İki tane de bira varili var. Öncelikle şu bira varillerini alacağız. Sonra da şunu indireceğiz. Çünkü ya seni yalnız yalnız bırakmayacağım. Ah bu da şey çıktı. Bunlar her yere koymuştur bunları. Araya alıp gitmene müsaade etmeyeceğim oğlum. Allah Allah. Getirmeseydin. Abi de inik tekerle gelmiş ha. Neyse bu tekerle bir şey koymamış. Ya sen mal mısın birader? İki, iki tane inik tekerlenden gel geliyorsun? Buraya bir şey saklamamış ama. Şey olarak saklamamış. Dur bakalım. Şimdi göreceğiz. Ulan bir tane mi getirdin? Getirmeseydin arkadaş getirmeseydin kurallar belli. Bunu getirmene izin vermiyoruz. Allah Allah. Sen bu kadar az şey getirmemişsindir ya. Sen başka şeyler de getirmişsindir ya. İstihbarat... Üç tane şişe getiren adam mı şey almak istedi? Bence öyle değildir. Bence buraya bir yere... Lan üç tane mi getirdin gerçekten topu topu? Allah Allah. Neyse senin zaten iki tane tekerin de inmiş. Şu tarafta iki tane inik tekerin var. Diğerini ben kestim ama... Onları da oraya yazacağım. İnik tekerler... Aa! Tamam bir tane eksik tampon var. Ee, onun dışında diğerleri eşleşiyor muydu? Alexa aynen bunlar eşleşiyordu. Burada bir sıkıntı yoktu. Bir avarilerine a biralara bak şey varilere bakacağız. Bir aha. Kaçak mal bulundu. Alkol. Yani şimdi Biraz ilginç bir mesele tabi. Bira vereli içinde alkol getirmiş. Ben ben de bir gümrük memuru olarak benim de yani uzman bir gümrük memuru, uzman ve onurlu ve şerefli bir dürüst bir gümrük memuru olarak benim de kafam karıştı. Alkolün oranı mı o zaman daha önemli oluyor? Neyse tamam. Sert bira getirmeyeceksiniz kardeşim bu ülkeye. İlginç ama evet. Sert bira getirmeyeceksiniz bu ülkeye. Dur böyle şeye de bakalım. Karoserler oraya buraya da bakalım. Belki böyle tamponla falan da saklıyordur. Ama bulamadım neyse. Ee, şunu alın ya. Tutuklandın. Ya yapacak bir şey yok tutuklusun. Evet. Doğru suçlama. Ee, öyle ben elimdekileri de şuraya bırakayım. Bunları da buraya bırakayım bunları taşımama gerek yok. Doğru düzgün bir şey verdiklerinde şey yaparız kullanırız Okey başka bir araba var mı başka bir araba yok Hocam şunları kaldırabilirsin sanırım ya başka bulabildiğim bir şey yok yani inşallah Şey değildir Hallet bunları Şimdi dinlenebilirsin Aa, 160 verdi wow Hepsini bulduk mu lan kusursuz güzel güzel 3 tane koymuş zaten bir istihbarat bunu neden aldı? İki yani bilmiyorum çeşitli şeylerim var kafamda. Ee, çok bir şeyimiz yok. 1641 dolarımız var. Bir bakalım bakalım nasıl bir upgrade yapabiliriz diye. Şöyle bir bakıyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Depoyu ve hapishaneyi bayağı dedik. Bir daha yükseltebiliyoruz. Wow. Depoyu da yine daha da yükseltebiliyoruz. Çavuş Maximov. Onbaşı Repnin, makineli tüfek kullanıyor. Sen tabanca kullanıyorsun, sen de makineli tüfek kullanıyorsun. Hadi seni yükselteyim. Hani sınırı koruyacağımız zaman iyi koruyalım. Bu yükseltmeyle bugüne şey yaparız. Gerekirse yazın, yarın devam ederiz şeyi. Yükseltmeleri. Ben tabancamı yanıma alıyorum, yanımda yeteri kadar şey var. Ee, Yeri gelince şeyi de yükseltirim. Kendi evimde yükselteceğim. En son, diğer her şeyi yükselttikten sonra. Allah Allah. Ha, özel durum. Aa saldırı altındayız. Tüfek verdiniz mi? Hayır, tüfek vermediniz. Buraya gelecekler buraya. Öyle geri çekileceksiniz, ileriye geçemeyeceksiniz. Benim çizdiğim, çizdiğim ulan, çizdiğim at bu Hadi bakalım, çizdiğim atlı geçene aşk olsun diyecektim nasıl çok saçma olur. Aşk olsun be. Gelip beni de vuracak mısın şimdi falan saçma sapan bir cümle. Yan tarafa geçeriz birader hiç sıkıntı yok. Saldırı ha. Demek siz buraya saldıracaksınız. Şerefsizler sizi. Oyna suda düşüyorlar. <laughs> Gelemiyorsunuz bile. Daha iyi hazırlanmalıydınız. Mermim bitiyor yavaş yavaş. Neyse çok iyi bir nişancı olmayabilir ama iyi bir komutanım en azından. Askerlerim şey yapıyor. Gel 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 gel. İşte böyle. İyi bir komutan böyle yapar. İyi komutan askerleri vuracak. Az As kendisi askerlerine örnek olacak. Bunlar da ortadan kayboldu maalesef. Bütün mermiler gitti. Neyse. Bize iyi para verdi. Ama mermilerim gitti. Azıcık mermi verin ulan. Bir silah bir şey verin. Gidip uyuyalım. Hadi herkesin eline koluna sağlık. Böyle devam. Böyle savunmaya böyle iş yapmaya devam. Aceristan'ı çok seviyoruz. Ve uyuyoruz. Hadi bakalım. Günlük masraf 455 dolar. Ulan bir tane geçersiz kontrolden şey yaptık ya. Bugünkü bakiye 175. Neden? İşçilerin maaşları 325 oldu artık. araçların A yeni araç alalım artık. Yükseltmene yaptım. Evet, doğru. Ee, i̇şçilerin maaşları da bak bayağı artıyor ha. E paralarımız birikiyor artık. Yani bir araç alabilirim. 1336 büyük düzenlemeler. Yaklaşmakta olan Olimpiyat Oyunları ile birlikte ulus olarak en iyi yanımızı göstermeliyiz. Tabii ki efendim. Yollarımızdaki arabalar parlamalı. Çok fazla arızası olan arabaları içeriye sokma. Tabii ki. Uzun zamandır beklenen e, 22. Olimpiyat Oyunları için ülke genelinde hazırlıklar sürüyor. Ülkemizin imajını düzeltmek adına parti, her vatandaşın haftada 10 saat toplum hizmeti yapmakla yükümlü olduğu sosyal eylem görevini hatırlatıyor. Bu yoğun dönem ulusumuzun ruh gücünün bir kanıtı olsun. İş piyasasındaki değişiklikler Çalışma Bakanlığı'nın verdiği karara göre istihdam kısıtlamaları geçici olarak durdurulmuştur. Gereksiz meslekler listesi taslağı gerekli değişikliklerin yapılması için meclise iade edilecektir. Okey artık şeye bakmayacağız artık arabalar daha önemli olacak arabaların durumu. Bakalım yeni şeylerimiz kimler kaçakçılarımız. Araç ruhsatını kontrol edeceğiz artık okey. Okay. Ee, topraklardan gelen kişilerin araç ruhsatında ibraz etmeleri gerektiren yeni ve daha katı düzenlemeler yürürlüğe girmiştir. Araç ruhsatındaki herhangi bir hata ülkenin tam zaten herhangi bir hatada hiçbir şekilde içeri sokmuyoruz. Burası kesin. Mavi araç bakıyoruz. 35 yaşında. Bozuk. 3 tane bozuk far varsa kaçakçı bu. İlginç bir şeymiş. Bir de Birleşik Rally'den gelen birisini arıyoruz. Oo, bayağı şeylerimiz artıyor. ha. 3'ten fazla teknik kusuru olan araçların giriş yapması yasaktır. Hadi bakalım. Kantar. İl Aa, ilgili aracın müsaade edilen toplam ağırlığı geçirip geçmediğini kontrol et. Onu ruhsatta ve iş kitabında bulabilirsin. İnceleme in raporunda herhangi bir ihlali işaretlemeyi unutma. Gelin hocam. Bugün işimiz var işimiz. Maximov. İn bakalım hocam aşağıya. Seni şöyle aşağı inalım. Ee, mavi araç onun dışında plaka vermiyor değil mi? Sadece mavilere dikkat edeceğiz. Evet hocam. Ee, i̇nceleme bitmedi. Ee, yavaş yavaş şimdi hepsini şey yapacağız. At soyat. Rafik Anagulyev. Anagulyev baya büyük bir aile herhalde. Oradan şey yapıyorlar baya gelen. Rafik Anagulyev, Rafik Anagulyev isim konusunda bir sıkıntı yok. Pasaport Pasaportunu şöyle kontrol ediyoruz. Güzel. Mikros 26'dı. Mikros 26 değil mi? Ha artık bunları da kontrol edeceğiz. Kayıt no 100 FG. 100-273 FG. Dur teker teker gidelim. Bitiş tarihi. 9 Mayıs 81, 28 Temmuz 81 tam bitiş tarihinde sıkıntı yok. Pasaport numarasını kontrol ettik değil mi? Baştan kontrol edelim sıkıntı olmasın. Ee, fotoğraf, fotoğrafta bir sıkıntı yok. E, ee, yok zaten. Ee, araç tipi. Mikros 26D. Dur onu buradan bakacağız. Eee... araçlar dur araç tipi değil araçlar nereden araçlar kaşıtlar mikros 26d hangisi okey bu mikros 26d değil kardeşim kayıt no ee, kayıt no neydi Ha 100 273 FG 100 273 FG tam bu doğru bir sıkıntı yok. Araç ağırlığı 2890 kilogram ee, maksimum ağırlık o 2000. Orada da bir sıkıntı yok. Gidiş ee, giriş yönetmeliklerine bakıyoruz. Şimdi bir şey olacak mı, olmayacak mı? Tekerleklerinde bir sıkıntı yok. Ee, camlara bakıyoruz. Camlarda kırık 40... Görünmüyor sanki bir sıkıntımız yok Bozuk farlar farlarda da kırık bir şeyimiz yok ama Ne kadar kaba insan ya bu ülkenin insanı da kaba oluyormuş ya Burada bir sıkıntı yok sen birleşik kral değil erkek krallığından geliyorsun Eksik aynalar bir tane ayna eksik burada Eksik tamponlar tamponlarda bir sıkıntı arkada bir tane tampon eksik Değil mi? Bu hangisiydi ya bu araç? Zavet değil. Bu değil. Bu değil. Bu. Azar evet. Ee, tamponun olması gerekiyor. Evet, senin tamponun yok. İki tane daha yerden yersen gidiyorsun ama sarım yemeyeceksin. Aa yok bozuk. Farlardan bir tanesi bozuk. Evet bir tane daha yersen gidiyorsun hocam. İnşallah bütün karoserlerin yerindedir. Bütün karoserlerin yerini... ulan 3. Üç. 3'ten fazla yeseydin gidiyordun ha. 3'ten fazla yeseydin gidiyordun. Ama zaten içeri giremeyeceksin. Neden? Çünkü araç tipin yanlış. Hocam aa bir dakika. Sen erkek krallığındandın. Ee, 42 bin demişti. Uzun sürecek. 35. Yaş 35 ise 3 tane bozuk var varsa tamam. Yani sürücünün yaşı 35'te bir kontrol ediyoruz. 1956, 1981, 20, 5 e, yaşında şey değil ama maalesef reddedildim. Artık bir sürü fire vermeye başlayacağız. Ben onu anladım buradan. Hadi hocam hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu ikinci gün mü? Evet bu ikinci gün. Bay bay. Sen mavi bir araçsın. Hadi bir kusursuz. Hadi bir kusursuz. Gerekçeleri et. Hadi be. Ne eksikti? Eksik tampon. Bir tane daha eksik tampon varmış. Bir tane de kırık cam varmış. Giriş yönetmeliklerinden çakardık. 90 aldık sadece. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Dışarı. Tabii ki çıkıyorum. Tabii ki çıkacaksın. Hocam Azad Gül, Azad Gül, Azad Gül. E, kayıt no CJS 7253AT. CJS 7253AT. şey yapma. at soyad bitiş tarihi 29 Eylül 81, 8 Haziran 81. Oradan bir sıkıntı yok. E, pasaport numarasına e, bakalım. Eşleşti. Fotoğraf. Tam busun. E, Konşimenton yok zaten. Araç tipin Mikros 26 de doğru. Kayıtnon doğru. Araç ağırlığı 990 kilogram diyor maksimum. Doğru. Buralarda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi giriş yönetmeliklerine bakacağız. Yine, sen kaç yaşındasın? Sen de 27 yaşındasın. Tamam sende de bir sıkıntı yok. E, Lan! Hıst! 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 Gel lan buraya! Bir daha... De... <laughs> ya sakin sakin arabasına geri döndü ya! Hiçbir şey yokmuş gibi arabasına geri döndü ya! Bir de kapıyı da kapattım. Arabasına geldi, kapısını açtı, girdi, öyle kaçtı. Çok sakin bir şekilde kaçtı. Tebrik ederim kendisini. Nereye gideceksin? Sağ mı sol mu? Sağ. Sol. Şerefsiz. Woow 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 Alo alo Dur lan çekil oradan Tutukla Oldu şerefsiz oldu bu bu da oldu işte Dur hemen işe dönme. Azıcık ileri çekelim arabayı. Şuraya çekelim bizimkiler şu şey olmasın. Aceristan vatandaşları biraz daha sabırsız oluyor. Biraz daha duygusal vatandaşlar Aceristan vatandaşları. Evet Bekleyeceksiniz. Tamam bir dakika. Hem evet, mutfak bıçağını elimize alıyoruz. Aha. Gördüm. Onu da gördüm. Yemezler bir şey varsa göremiyorum. Ama bunda var. Oğlum. Ha. Güzel. İçeri giriyoruz şimdi. Hızlı hızlı bakıyoruz. Daha zamanımız bol. Burada bir şey yok zaten. Buraya, araya oraya buraya koyduğu bir şey yok. Arka tarafa geçiyorum. Aha. Yukarı bakıyorum. Abi bir şey yok değil. El frenini açmamışım. Arka koltuğa koyduğu bir şey. Aha. Şerifsiz seni. Ne kadar şey birisi çıktı ya. Sus lan! İşimizi yap. <laughs> bir dakika. Bunu dalla leviyeli leviyemiz var zaten evet. Şunu böyle getirelim sonra bir şey deneyelim. Ha? Nereden? Ha? Tamam, hadi gidelim. Buradan döneceğiz değil mi? Şöyle bir bakayım. Aynen. Buradan dümdüz sağ yapıp eve döneceğiz. Birisini daha geçirmişler. Kamyonunda inek var. Güzel. Böyle devam. Devam. Böyle devam. Ulan bir adam içeri soktum ya ya. Ben bunun acısıyla nasıl yaşayacağım? Ben bunun benim onurum lekelendi. Benim şerefim lekelendi. Ben bununla nasıl yaşayacağım ya? Ben bir daha. Değerli memurlarımın yüzüne nasıl bakacağım ya? Kaç ve Şerefsizler! Şerefsizler! Silah <laughs> cephasını alırım. Ama alacak başka bir şeyim kalmadı yani. Bayağı şeyiz artık. Bir de silah verseniz çok iyi olacak. Bol silahçı cephanem oldu artık. Ah tabanca mühimmatı. Oh be azıcık rahatlayayım. Bir de burada vardı bir şerefsiz. Yok onu artık alamıyorum. Çok... <laughs> hayvan gibi hayvan gibi mal sokmuş içeri şerefsiz. Ulan sınırı olun. hemen dibinde pusu kurmuşlar bir de. Yok öyle şey. Hepsini alt edeceğiz. Hepsini, hepsini. Kaçmak yok. Camlarımız kırıldı. Hocam bunu şey yap da olimpiyatlarda rezil olmayalım. Okey görevimize devam edebiliyoruz. Devam, devam ediyoruz. Mutfak bıçağıyla devam. Temizledik <laughs> mi? Temizle falan demiyor zaten. Eee... Sonra getir hocam? Bir tane mavi araba gitti. Sürücü yaşı 35. 3 e, tane bozuk far bir de birleşik rally şu an şeyiz. İn bakalım hocam sen de aşağı. Sanırım dün geçti ve beni toplu temizlik için geri çağırıyorlar. Bu tam bir saçmalık. Toplu temizlik mi? Sen Acar vatandaşı mısın? Acaristan evet. Bu ne? Grazduk. Dur neyse ona bakacağız. Ee, map değil. Şey değil. Atsoyat. Boris Kravchenko. Boris Kravchenko. Boris Kravchenko. Boris Kravchenko. 4 tarih isim kontrol ediyoruz artık ya. Bitiş tarihi. 2 Temmuz 81. 19 Temmuz 81. Okey. Ee, pasaportuna uyuşuyor mu? Uyuşuyor. Ee, neye bakıyorduk? Fotoğraf. Fotoğraf zaten bu. Evet aynı amcamız. Eee, Conchimento Tamam Conchimento'ya şimdi bakacağız Of İki tane daha araba var abi de Amca diyorum da belki 35 yaşındadır Belki şüpheli birisidir onu bilmiyoruz bakacağız Hocam dur sakin ol Belki de sakin olması gereken benim ama Bakalım uyuşuyor mu? Ha bunlar vardı. 2 çamaşır makinesi, 4 sabun, 9 çimento, bir buzdolabı, bir de klozet. Evet, konşimento uyuşuyor. Dur bakalım, durdur. Dur. Bir sakin. Hocam senin yaş kaçtı? 1928. 53 yaşında. Tamam, bizimki 35 yaş. Konşimento'da bir sıkıntı yok. Araç tipi e, Grazduk Dur bakalım. Grazduk araç Omo e, Grazduk. Tam Grazduk araç bu. Haklısın. Araçta Grazduk kayıt no e, BTR 275 1GM ve BTR 275 1GM doğru. Bir farım bozuk. Farlar bozuk mu? Yok bunlar çalışıyor. Bozuk değil lan değil mi bunlar? bunlar... Yok bunlar bozuk. Bir. Evet bunlar bozuk. Üst farın var senin. Senin farların bozuk. Yok çalışıyor mu? Bozuk mu lan bunlar? Okey buradan bakacağım. Krasluk. Ulan. Anlayamıyorum. Kontrol edeceğim. Okey güzel. tam bu şey değil mi? Yani bir bir yerden patlardı. Ferris olsa zaten bir yerden patlardı. Bir tane far bozuk. Ee, kayıt no'yu kontrol ettik. Araç ağırlığı ha. Burada araç 4190 kilogram maksimum diye görünüyor. Bakalım ne kadar? 3400 nasıl? Bunlarla birlikte 3400 mi diyor? Yükü geri çevir. Hocam bekleteceğiz. Allah Allah. Yine öyle mi? 3400? 4090 4.190 bak az kalmıştı ha. Neyse şimdi giriş yönetmelikleri ee, teker teker kontrol edeceğiz. İnik tekerler, inik tekerleyin yok galiba. Tüm tekerlerin sağlam. E, kırık cam. Burada kırık değil, bir tane kırık camın var. Bozuk far. olan bu bozuk fardan çakma. Ama bozuk far herhalde şey olmazdı değil mi? Dur bakalım. Arkadaki şey oluyorsa. Arkadaki yanıyor mu? Arkadaki yanmıyor. Tamam bozuk farlar hiç yanmıyor. Eksik aynalar. Bir ayna. Bir ayna daha eksik senin. Hocam bir tane şey varsa gidiyorsun. Ön tampon senin yok. Burada şimdi sanırsam tampon olması gerekiyordu. Bir baştan bir kontrol edeceğiz. Grazduk. Ön tamponun olması gerekiyordu. Senin ön tamponun yok. Sen buradan da şey yapıyorsun. Ee, neredesin sen? Bir tane tampon eksik. Arızalı karosere hızlıca bakıyorum. Karoserlerde bir sıkıntı e, yok gibi görünüyor. Ama e, hmm. evet. her şeye baktık mı? Giriş yönetmeliklerine de baktık. Aynen ha giriş yönetmeliklerinden çakıyorsun sen doğru onu o şey yapmayı unutma. Reddedildi. Olacak hocam olacak. Maalesef olacak. Bozuk arabayla gelmişsin. Keşke koltuklara baksaydım. Çok korkuyorum bir şey olacak diye. Yani cam kırık mı? Yok değil galiba. Gerekçeleri de kusursuz inceleme kardeşim renkli bir televizyon aldı muhtemelen bütün komşular olimpiyatları izlemek için gelecekler Güzel hocam şimdi öncelikle ee, neydi bizim Birleşik Rally bozuk farlar sürücünün yaşı 35 burada bozuk far yok zaten arkada da yok e, İyi. E, dışarı alabilir miyiz seni be? Şöyle bir kontrol edeceğiz yavaş yavaş at soyat. Alexiej Volkov. Alexiej Volkov. Alexiej Volkov. Alexiej Volkov. Alexiej Volkov. Güzel. Ee, bitiş tarihi. 30 Nisan al, e, iyi kurtarmışın. 5 Mayıs 81 iyi kurtarmışın. Sen o sen çok akış yaşlıymışsın ya. Sen 58 yaşındaymışsın. 59 yaşındaymışsın ya. 59 mu ya? 59 evet. Pasaport numarası. Eşleşti. Eee fotoğraf. Tam doğru. Konşimentonu kontrol edeceğiz. 2 3 patates çuvalı, 4 valiz. Patates çuval 4 valiz değil miydi? 3 patates çuval 4 valiz. Ben kaç tane çıkardım? 3 patates. Okey. Tamam 4 valiz. Bunlar kolay açılıyor. Hemen açayım. Kontrol edeyim bir şey varsa. Bir şey yok. Eee, da bir sıkıntı yok. Temizdi hocam. Eee. da sıkıntı yok. Araç tipi Zavet. Bu Zavet mi? Hemen bakıyoruz. Zavet. B tipi ha, 4 kapılı station araba, 4 kapılı sedan ve 4 kapılı station araba. Bu herhalde station oluyor değil mi? Ha, tamam, okey. O da okey. Ee, kayıt no. JVV 1944 OV. JVV JV ok 1944 OV tamam doğru bir sıkıntımız yok 1520 kilogram hepsini yükledik bakıyoruz ne kadar 1320 okey Ara çağrılığı da okey giriş yönetmeliklerine bakacağız Bunları bir kapatalım da doğru düzgün görelim her yeri Bir tane araba kaldı mı evet ee, Dur neye bakacaktık önce inik tekerler burada inik teker görülmüyor Kırık cam görünmüyor kırık cam biraz daha belli oluyor zaten böyle bütüncül durmuyor. Bozuk farlar. Gece daha yanlışlıyor bozuk farlar evet. Bozuk farlarda sıkıntı yok eksik aynalar. eksik aynada da sıkıntı yok eksik tamponlar tamponlar tam gibi görünüyordu evet arızalı karoser arızalı karoserde görünmüyordu hocam sen sanırım geçiyorsun ya çok beklettik ama şöyle ee... başlarım bakıyorum okey biz sıkıntımız yok hepsi tamam inşallah tamamdır çok sistematik gidiyorum sistematik gittiğimi güveniyorum şu an tamamen ne demek hocam hadi gel hocam diye 35 yaş, 3 bozuk var ve birleşik Rali. Hadi bakalım. Belgeler temiz. Terfi ettim. Ama dur. Aa kusursuz olmadı. Bir tane kırık camı varmış. Onu görmemişim. Ee, yeni silah mevcut. Keskin nişancı tüfeği. Allah Allah. inceleme için ödül arttırıldı Güzel. Biraz daha fazla para kazanacağız. Getir bakalım hocam. Ee, dışarı öncelikle. Farların bozuk mu? Oo senin bir tane far bozuk yönde arkadakiler. İki, i̇ki far bozuk şu an toplamda. Ulan senin bir tane daha far bozuksa gidiyorsun zaten. Bir tane teker inik. Yoksa üç tane bozuk far değil. Üç tane şey mi olacak? Burada yasa olmayan bir şey yok. Ben kontrolüme edeyim de sonrasına bakarız. Hadi farları da aç. Böyle bir kontrolümüzü yapalım. Neyse halledeceğiz. Hocam. Ee, kapıyı kapatalım. Evet dur. Belgeler. Anton Igonin. Lan sen geçen gün gelmedin mi? Geri mi geldin? Okey. Anton Igonin. Anton Igonin. Baştan gelmiş şeyi etmek için. Anton Igonin. Anton Igonin. Anton Igonin. Anton Igonin. Atlas soyakta sıkıntı yok. Bitiş tarihi. 8 Temmuz 81. 13 Ağustos 81. Bir sıkıntı yok. Ee, pasaport numarası kontrol ediyoruz. Pasaport numarası eşitliğinde bir sıkıntı yok. Fotoğraf. Fotoğrafta bir sıkıntı yok. E, ee, Konşimento. Eyvah. Okey eşleştireceğiz yavaş, tekrar tekrar yapacağız Hadi bakalım. Tamam dikkatli olacağım ama yani Bütün şeyi getirmişsin hocam. Kontrol kontrol. Arkadaşlar bugün azıcık mesainin sonrasına kaldık kusura bakmayın. Ee, görevimizi tam anlamıyla yapmamız lazım o yüzden. Her şeye baktım değil mi? Bakıyorum etrafıma masalarda orada burada ekstra bir şey kaldı mı? Bir tek seni yazmamışım. Seni de yazdım. Güzel şöyle kontrol ediyoruz. Elma sandığı, 2 çimento, dokuz radyoaktif maddeler, 3 patates çuvalı, 3 gazlı ocak, bir buzdolabı, bir... Güzel bu da eşleşiyor. E, hocam bunları geri götür şöyle bir bakayım mı acaba? Ne olur ne olmaz. Maximov, off. Hallet şunları. Daha var var. Tamam. Ee, Conchimentum'da bir sıkıntı yok. Araç tipi iliç 57. Bu iliç 57 mi? Hemen kontrol ediyoruz. Ee, araçlar iliç 57. İliç 57 budur. Doğru. Ee, ara kayıt no. PLR 651 6TQ PLR 651 6TQ e Tamam burada bir sıkıntımız yok. A arkadaki de mi koyacağız acaba? Arkada yok. Araç ağırlığı ve burada 6230 kilogram burada 5210 burada da bir sıkıntı yok. Giriş yönetmeliklerine bakacağız. Şimdi inik teker. Bir tane tekerim buradan inmiş. Bir tane teker inik kırık cam. Oğlum camın kırık olup olmadığını anlayamıyorum ki. Anlaşılmıyor yani. Ve kapalı olduğunda anlaşılmıyor. Arka tarafta bir sıkıntı yok. Şu cam mesela kırık cam bir tane varsa bir tane var. Ama bir tane varsa oradan, oradan gidiyoruz zaten. Bir tane far buradan kırık. Bir tane far da buradan kırık cam. Tamam. Bozuk farlar zaten yanmıyor. Okey. Bozuk farlar zaten yanmıyor. İki tane far, kırık bir tane ayna burada bunun aynasının eksik olması gerekiyor mu? Sağ tarafta aynası yok yazayım mı? Ayna kırık diye Şimdi geçirmezsem kötü olacak ama bakayım başka bir şey varsa oradan şey yapayım. Ee, eksik tamponlara bakacağım buradaki tamponu tamam günlük masraf ha gün bitti burada da bir sıkıntı yok gibi an eksik aynan varsa çok kritik bir şey bak eksik aynan varsa geçiremiyorum seni Eksik aynam var da sen takmamışsın gibi görünüyor sanki. Ne geçirmiyorum. Çaktın. Hocam çok uzun ve acılı bir süreç oldu ama seni reddediyorum. A giriş yönetmeliklerini yazacaktım ya! Of! Detaylar fazlalaşınca kafa karışıyor tabii. Giriş yönetmeliklerine basacaktım ya olmadı. Geri şey diyecek şimdi geçersiz diyecek. Para kaybedeceğiz. Eyvah. İzliyoruz sadece. Geçersiz inceleme raporu. En az bir gerçek hatay. Ya farkındayım. Giriş yönetmeliklerine basmam gerekiyordu. Kırık camı da bulamamışım zaten. Aynaları bulmuşum. Farları da bulmuşum. İn şey de bu yani. Derecelendirme başarısız. 200 dolar kaybettik ya. Ah Acaristan. Ah. Ah. Başka don yok değil mi etrafta? Yok. Dinlen bari ne diyeyim. Evet. Polis arabasından kaçış. Tutukluları gece boyunca polis arabasında bırakmamalısın. Ah be. Bu iyi değil. Eğer gözetimsiz bırakırsam böyle olur. Ya ulan doğru onları almadık ya. Ben dümdüz şeye atıldı falan sandım. Allah'ım ya Rabbim. Fiyasko, fiyasko. Fiyasko. Böyle namussuzluk, böyle şerefsizlik olmaz benim için. Bu dürüstlüğüme, kaliteme, her şeyime gölge düşüren bir gün oldu maalesef. Yeni düzenlemeler biraz yordu. Evet, değerli dostlarım, değerli ahbaplarım. Aceristan'ın güzel ve sevgili dolu vatandaşları. Şöyle içime de çekeyim temiz donumun, temiz Acaristan donumun kokusunu. Çok teşekkür ederim. E, bu e, günlerde de, bu e, mesai saatlerinde de bana eşlik ettiğiniz sınırı beraber kurduğumuz için e, böyle devam etmeyeceğiz, bugünkü gibi devam etmeyeceğiz. Çünkü daha iyi yapacağız, daha iyi yapacağız. Bugünden daha iyi olacağız, bugünden daha iyi olacağız. Her defasında daha iyi olacağız. Bugün herhalde bir yorgunluk vardı bilmiyorum. Şimdi işini doğru düzgün yapmaya çalışınca insan bir yoruluyor. Bir de o şerefsiz orada kaçmaya çalıştı falan onu yakaladık. Dönüşte de pusuya falan düştük. Öyle olunca azıcık bir yorgunluk oldu. Bir şey oldu böyle bir coştum yani. Ah acar falan diye böyle bir coştum. Bundan sonra daha iyi olacağız. Evet. Çok teşekkür ederim. Başlar bütün like'larınız, yorumlarınız için, bütün desteğiniz için. Ee, sonraki videoda, sonraki şeye birader, sonraki videoda ve yayında görüşmek üzere. Sonraki seferde görüşmek üzere. Hayatınızda yüksek çözünürlüklü, mutlu, huzurlu ve keyifli kalmanız dileğiyle. Bay bay.